yalan söylüyorsun. Yok, olamaz böyle bir şey. Nasıl oldu? Azize. Azize Hanım her şeyi biliyordu. Reyhan'ın Hazar'ın üvey kızı olduğunu da. Her şeyi bile bile yaptı. Sen bana başka bir şey sorma. Ne olur bana başka bir şey sorma. Hazar, bu mektubu yazıp yazmamayı çok düşündüm. Ama öyle bir cehennemin içindeyim ki senden sakladıklarım benimle birlikte yanıp gidecek diye korkuyorum. Miran senin oğlun Hazar. Eğer bana bir şey olursa evladımız önce Allah'a sonra sana emanettir. Ona sahip çık. Gözün gibi sakın. Aslan beylerin şerrinden koru evladımızı. Bunu sana daha önce söyleyemediğim için beni affet. Ben senin oğlunla geçirebileceğini o en güzel zamanları yine evladımızın selameti için sizden çaldım. Ama Allah sizi bir ömür birlikte kılsın. İşte o zaman gözüm arkada kalmaz. Beni affet. Oğlumuzu çok sev Hazar. Hazar Şahdoğlu'nun ona attığı iftirayı temizlemeden de vazgeçmeyecek. O gün ne olacak? Ya Miran ya peşinden giderken ben ölüp gideceğim. Yapmak zorundaydım. Evlatlarım için yapmak zorundaydım. Fırat'la Miran için. Herkes öğrenecek gerçi. Bitecek bütün bunlar. Elif. Senin ne işin var burada? Ben Reyhan'ı görmeyeyim. Sen delirdin mi kızım? Nasıl geldin buraya? Bak, seni burada görürlerse neler olur hiç düşünmedin. Benim Reyhan'la konuşmam lazım. Esma, neye yalvarırım bırak. Benim gidip Reyhan'a her şeyi anlatmam lazım. Ne anlatacaksın Reyhan'a? Abim suçsuz. İşleri daha da zorlaştırma. Olaylar bu haldeyken bir aslan bey Şahdoğlu'nda görünmesi demek kıyamet olur kızım. İsmail'e yalvarırım bırak. Eğer ben konuşmazsam abim de Reyhan bir daha asla bir yere gelmeyecek. Kuzum. Tamam kuzum, tamam. Tamam biliyorum. Bak biliyorum sen bunlara çok üzülüyorsun. Ama daha fazla zorlama. Olaylar daha fazla büyümeden gidelim buradan. Hem bak babaannen duyarsa neler olacağını biliyorsun. Belki de Reyhan'la konuşman ona daha çok zarar verecek. Hayır olmaz. Elif. Elif kızım hadi. Hadi kızım. Yürü kızım hadi eve gidiyoruz.